Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Elhamdülillah. Kayınvalidemdeyim. Oradan sizle bağlantı kuruyorum. Siz nasılsınız? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Bugün mizacı konuşacağız, yine çocukları konuşacağız. Bizi dinleyen ve izleyecek olan dinleyicilerimizin eminim ki bugün çok istifade edecekleri bir yayın olacak. Ben İnşallah. çok uzatmadan mizaç nedirle sözü size bırakmak istiyorum. Tamamdır. Aslında geniş bir alan ama böyle elimizden geldiğince basite indirgeyeceğiz. Daha anlayacağımız bir dilde, daha böyle kısaltılmış bir versiyonunu anlatacağım size. Şimdi mizaç dediğimiz zaman aslında şunu bilmemiz gerekiyor ki insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir yapı, bir işletim sistemi diyebiliriz, bir yapı diyebiliriz ama herkes de farklı aslında gruplandırılmış ve 9 farklı gruba ayrılmış bir sistem var. Bu sistem diyor ki insan bir mizaçla dünyaya gelir. Bu mizaç onun temelde bir zaafını temsil eder. Aslında mizaç bizim imkan ve potansiyelimizi ortaya koyuyor. Diyor ki her mizacın insanı farklı özelliklere sahiptir. Yapabileceği şeyler farklı alanlarda, farklı derecelerdedir. Bazı yerlerde çok daha iyi yapabildiğimiz yerler vardır. Bazısında daha eksik yapabildiğimiz durumlar olur. İşte bu ikisinin sınırlarını bize çok güzel bir şekilde çizer. Der ki sağlıklı boyutta bir insan şu mizacın insanı şöyle şöyle yapabilir. Bunları çok iyi şekilde yapar. Sağlıksız boyutta da şu 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 sıkıntıları kendisinde çok iyi gözlemler. Bunların varlığını kendisi de hisseder artık belli bir boyutta. Yani mizaç aslında bize çok geniş bir aralık sunuyor. Ve diyor ki bu doğuştan gelen bir yapıdır. İnsan çevresel faktörlerle, yetişmeyle birlikte bunu karaktere dönüştürür. Yani mizaç aslında bir çekirdek yapı. Hep bunu belki duymuşsunuzdur. Ağaç benzetmesiyle anlatırlar ki çok temelde hani en basit şekilde anlatan benzetme budur. Ağacın tohumu olduğu gibi insanın da mizacı vardır. Yani insanda var olan bir potansiyel çekirdek. O potansiyel çekirdek çevresel faktörler, yaşanmışlıklarla birlikte değerler ve inançların oluşmasıyla birlikte karaktere dönüşür. Karakterimiz bizim artık davranışlarımızı belirleyen şeydir. Yani ben bir mizacın insanı olarak tek tip bir insanım. Hani bütün diyelim tip birler aynıdır diyebilir miyiz? Hani farklı grupta şimdi enneagram sisteminden bahsedeceğiz. Ve diyeceğiz ki işte 9 farklı mizaç grubu var. 9 farklı mizaç var. Bunların biraz böyle hani sanki insanın yapısını daraltıyor muyuz, etiketliyor muyuz, sınırlandırıyor muyuz gibi insanın kafasında soru işaretleri oluyor. Olabiliyor, çok doğal bence. Şimdi o dışarıdan baktığımız zaman çok meseleyi anlayamadığımız için aslında o kadar derinlikli bir sistem var ki hem diyor ki böyle böyle bir potansiyel var sende ama tabii ki o çevresel faktörlerle çok farklı boyutlara taşınabilir. Eğer senin o potansiyellerin olumlu desteklenirse sen çok iyisini iyiye taşıyacaksın bunları. Ama eksik olduğun o zaaf noktası kaşınırsa böyle yaranın kaşınması gibi oranın büyümesine de yol açabilirsiniz. Yani yaşanmışlıklar aslında bizim mizacımızı etkileyerek bir karakter oluşmasını sağlıyor. Karakterimiz de zamanla davranışlarla birlikte kişiliğimizi oluşturuyor. Bu üçü aslında böyle şey gibi iç içe geçmiş. Yeni şey. Evet, yani tam bir yapı, hepsi birbirini tamamlıyor. Ve en büyük olan çember kişiliğimiz. Onun altında karakterimiz var, değerlerimiz ve inançlarımızla birlikte. Onun da merkezinde mizacımız var aslında. Temelde bu şekilde birazcık böyle geniş gibi anlattım ama çok çok derin bir konu olduğu için bu şekilde anlatmaya çalışayım. Ben şunu soracaktım. Mizaç doğuştan mı gelir, zamanla değişir mi? Biraz baktınız ama buraları açalım mı biraz daha? Tabii Detaylı ki, tabii ki. mı? Yani açmak gerekiyor çünkü yani sınırlandırmak çok doğru değil. Şöyle diyemeyiz. Hani insan değişmez diyemeyiz. Yani mizaç değişmez. Evet. Şimdi temelde enneagramın savunduğu şey neydi? Herkes de işte 9 farklı mizaç var. Bunlardan bir tanesiyle dünyaya geliyor. Peki mizaç değişmez derken biz neyi kastediyoruz? O benim var olduğum grup ve bunlar farklı grupları temsil ediyor. Oradaki rakamlar 9 farklı rakam. Aslında hepsi bir yapının temsilli bir rakamı. Şimdi ben bir rakamla dünyaya geliyorum. Oradaki yapı beni anlatıyor. Ben o yapıyla dünyaya gelmişim. Ama değişmez dediğimiz nokta rakamsal bazda değişmem.
Yani ben tip 1 olarak dünyaya geldiysem tip 1 olarak hayatıma devam edeceğim ve belki de bu şekilde ruhumu teslim edeceğim. Asıl mesele şu, insan değişir ama ne boyutta? Kişilik boyutunda değişir. Karakter boyutunda çok uzun vadede eğer belli bir uğraş varsa orada da bir değişme sağlanabilir. Çünkü inançlar ve değerler çok köklüdür. Bilirsiniz çok küçük yaşlardan itibaren oluşmaya başlar ve onun değişmesi daha zordur. Ama insan öğrenmeyle, zamanla bir şeyleri davranışlarına yansıtarak kendisini değiştirebilir. Hani der ki ben işte ne bileyim iş hayatında mesela şöyle şöyle sıkıntılar yaşıyorum şu hassasiyetimden dolayı. O zaman o hassasiyetimi biraz törpüleyim. Biraz mesela iş hayatına daha profesyonel bakmaya çalışayım dersin mesela. Ne oldu? Davranışlarını iş hayatında değiştirerek kişiliğinin bir tarafını değiştirmiş oldun. Kişilik daha kolay değişen öğrenmeyle ya da yıpranmayla hani olumlu ve olumsuz şekilde kişilik değişebilir. Ama bu benim mizacım potansiyelinde gerçekleşir yine. Eğer tip 1'sem tip 1 olarak kalacağım. Ama oradaki o sağlıklı sağlıksız aralığında değişebiliyorum. Yani Hani bu 9 tipin kendi içinde de kategorileri mi var? Doğru anlıyor muyum? evet yani 9 tip dediğimiz evet hepsi çok derinlikli sistemler. 9 farklı. En temelde dediğim gibi her mizacın bir zaafı var. Temel zaafı. Aslında mizacı oradan özelliklere baktığımız zaman özellikler böyle biraz burçlar gibi gruplandırılıyor gibi görünebiliyor. Çünkü herkes de o özellikleri zaman zaman görebilirsiniz. Ama kişinin mizacını hem o davranış örüntülerinden yani özelliklerin yoğun bir şekilde görülmesinden anlıyoruz ama daha kolay anladığımız şey bu insan temelde neyin derdinde? Ve bu derdinde olduğu şey almak istediği şey için aslında bütün davranışlarını şekillendiriyor. Bütün aslında sizle iletişimimde, insanlarla iletişimimde üslubumu belirleyen şey benim o derdim, o zaafım. Şöyle olsun istiyorum, o yüzden böyle davranıyorum durumu söz konusu. Ve hepsi çok derinlikli olduğu kısım şurası. Şimdi diyor ki mizaç, sizde bir çekirdek var ama orada diyor bir potansiyel aralık var. Dediğim gibi iyi yapabildiğimiz alanlar, daha eksik yapabildiğimiz alanlar. Bir de diyor sağlıklı sağlıksız boyut durumu söz konusu. Yani insan çok sağlıklı bir ortamda büyüdüyse, çok sağlıklı insanlarla birlikte büyüdüyse, çok sağlıklı bir bakış açısı kazandıysa, hoşgörülü, anlayışlı, çalışkan, işte bütün olumlu meziyetler ve erdemlerle donanmış bir insan düşünün. Çok sağlıklı boyutta bir insan. O kişi mizacının sağlıklı özelliklerini, olumlu özelliklerini çok geliştirmiş ve çok iyi yansıtabilen, iyi ifade edebilen bir insan olacak. Bir de tam tersini düşünelim. Sağlıksız boyutta yine aynı mizacın insanı olarak çok kötü şartlarda yetişmiş, ezilmiş, hor görülmüş, bana belki çok yanlış davranılmış, bunlarla birlikte yaşamış ve büyümüş bir insansam eğer bir sürü sıkıntılarım var. Ama en büyük sıkıntı benim o mizacımın temel ihtiyacı karşılanmadıysa oradan çıkıyor. Ve mizacımın sağlıksız boyutundaki özellikleri gösteriyorum. Yani olumsuz özelliklerimi karşımdaki insanı rahatsız edici düzeyde ve umursamaz bir şekilde yansıtıyorum dışarıya. Peki tam bu anlattıklarınızdan belki bizi şu an dinleyenlerin de zihninde oluşmuş olabilir şu soru. Can çıkar huy çıkmaz duyuyoruz ya. Enneagram tarafından baktığımızda can çıkar huy çıkmaz mı? Evet, Bu şart şimdi mı? huy dediğimiz aslında atasözleri çok doğrudur, bilirsiniz. Şimdi huy dediğimiz şey mizaçla aynı şey diyebiliriz. Yani mizacın bir eş anlamlısı aslında huylarımız, davranışlarımız değil de huylarımız yani örüntüleri anlatmak istiyor huy kelimesi. Sadece benim ortaya koyduğum bir davranış değil. Benim bir düşünce sistemiyle hareket ettiğim ve ortaya koyduğum bazı alışkanlıklar. Hani huy çıkmaz mı gerçekten? Huyu eğer mizaç olarak düşünürsem evet can çıkar huy çıkmaz. Yani benim o mizacım temelde var olan tip 1'sem tip 1'im, tip 5'sem tip 5'im bu değişmiyor. Can çıkıyor huy çıkmıyor. Ama dediğim gibi örüntüler bazında bir şeyler değişmesi çok zor. Ama davranış bazında bir şeylerin değişmesi daha kolay. Yani aslında kişilik boyutunda da insan değişir. Hani çok ümitsiz değiliz o anlamda. Ümitsiz bir vaka değiliz insanoğlu olarak. Değişebiliriz. Değişme gayretinde olursak olumlu yönde değişebiliriz. Farkındalıksız yaşayan, hiçbir şeyin derdinde olmayan bir insansak belki zamanla
yıpranıp daha da olumsuz yönde de değişebiliriz. Her iki tarafa da gidebilir insanoğlu ve aslında hiç durmaz. Hep gelişir ve değişir. Yani ya ilerliyorumdur zamanla ya geriliyorumdur. Evet. Bir sorum daha var. Mizaç bilimi çocuk yetiştirmede nasıl bir eksiği tamamlıyor? Aslında bunu anlatırken sanıyorum Evet. Enneagram nedir mi biraz deşmemiz gerekir? Evet, Enneagram'ı biraz daha açayım o zaman size. Şimdi Enneagram mizaç tipleri sistemi diyebiliriz, mizaç bilimi diyebiliriz, insanı anlatan bir sanat dalı diyebiliriz. O kadar pek çok isim koyabiliriz. Aslında gerçekten insanın iç dünyasını ortaya koyan bir harita. Yani bütün derinlikleriyle insanın yapısını ortaya koyuyor ve şaşırıyorsunuz. Bu kadarını da mı biliyorsunuz? Hani beni alıp incelediniz de bunları mı ortaya koydunuz derecesinde insanlar şaşırıyorlar. O kadar kendilerini buluyorlar. Çünkü inanılmaz derinlikli bir harita var orada. Yani diyorlar ki mesela tip bir insanı şunu düşündüğü için şöyle bir motivasyonla şunu yapmak ister. Ve o yönde çalışır. Gayreti hep o yöndedir. O yönde gayreti olan insan şunları yaşar falan diye bir açıyor ortaya. Şaşırıyorsunuz yani. Evet diyorsunuz hani ben böyleyim. Gibi böyle bu kadar derinlikli ve bu kadar ince ayrıntılı bir yapı sunuyor size. Ve şunu söylüyor, diyor ki insan dünyaya 9 farklı sistemden biriyle dünyaya gelir. Bu onun o potansiyelini temsil eder. Bunun içerisinde temel arayışı vardır. İşte o temel zaafın aslında bu tasavvufla da çok örtüşen bir bakış açısı. Düşünüyordum şimdi o 9 Evet. katmanlı süreçten Evet. şey diye düşündüm. Özelden mi sorsam diye size. O halde Yani sormuş olayım. Oradaki o 9 katmanlı işte o tasavvuftaki tarafla Enneagram'ın 9 tip mizaç boyutunun ortak tarafları neler? Orada şöyle bir durum var. Aslında o anlamda birebir örtüşüyor diyemeyiz. Ama tasavvufun insanı tanımlamasıyla Enneagram sisteminin insanı tanımlaması çok örtüşüyor. Yani tasavvuf der ki insanda iç dünyasında bir yapı var. Hani insan sadece fiziki boyuttan ibaret değil ve iç dünyasındaki yapı da tek bir şey değil. İki varlığın bir arada bulunmasıyla oluşmuş. Orada bir ruhani yapı var, bir de nefsani yapı var. Psikolojide ego dediğimiz şey. Şimdi bu ruhani yapı ve nefsani yapı aslında birbiriyle çok zıt yapılar. Bir tanesi tamamlanmış bir yapı. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hiç bir eksiklik hissetmeyen, hiçbir şeyin derdinde olmayan, tatmin, mutlu, huzurlu bir yapımız var içeride. Yaratıcısıyla bağlantısını hisseden bir yapı. Ama nefsani tarafta da bunun tam tersi olarak eksik hisseden bir yapı var. Sürekli olarak eksik. Diyor ki sen bana şunları şunları sağlarsan rahatlayacağım bak mutlu ve tatmin hissedeceğim. Onlar için çalış diyor. Bunları sağlamak için kişi içgüdüsel bir şekilde bir çabaya giriyor. Belki de hiç farkında değil. İnsan bazen kendi derdini de çok fark edemeyebiliyor. Hani bu bizim koşturmaca, hayat sıkıntıları içerisinde neyin derdindeyiz acaba diye hiç sormuyoruz kendimize. Farkında olmayabiliyoruz ama içeride şunu sağlamalısın, o olmazsa olmaz diyen bir yapı var. Onu işte tatmin etmeye çalıştıkça bir şey yaşıyoruz. Hani bir nasıl derler? Beyhude bir çaba yaşıyoruz aslında. Diyor ki yani hani bu şey gibi. Bir şey yeni bir şey aldın, onun mutluluğunu yaşadın, harika. Buna sahip olmayı çok istiyordum. Sahip oldun. Harika harika çok güzel. Kısa bir süre her şey çok güzel. Orada bir tadını yaşıyor ama çok çabuk geçiyor. Hemen onun şeyine alışıyoruz varlığına ve hemen diyor ki aa tamam şimdi oldu. Şimdi şunlar da olsun. Hadi onları da sağla. Hani hep böyle esprisini yaparız. Sahip oldukça hemen bir sonraki yani bir üst basamaktakine gözümüzü dikiyoruz. Buna ulaşmak için koşturuyoruz, uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Onu elde ettiğimizde hemen bir üst basamaktakine. Herhalde hayatımız boyunca da böyle devam edecek. Bir koşturmaca içindeyiz. Bir telaşımız var. Sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Belki bu kadar yoğunluğun içerisinde kendimizden mi kaçıyoruz? Ya da kendimize yüzleşmek istemediğimiz taraflarımız mı var acaba? Zaman zaman bu koşturmaca bana kendi dünyamda, bunları önce kendi nefsime söylüyorum. Bunları düşündürtmeye başladı. Özellikle de şu pandemi sürecinde yoğun bir şekilde. Evet, aslında şöyle bir durum var. Hani bu koşturmacanın içerisinde o ruhani yapımızı hiç fark etmiyoruz. Orada aslında bir ihtiyacı olmayan,
hiçbir şeye ihtiyaç duymadan da mutlu olabilen, tatmin olabilen ve aslında iç dünyasında çok zengin, derinlikli bir yapı var. Evet. Tek meselesi oradaki yaratıcısıyla bağlantısını hissedilmesi aslında. Onu çok es geçiyoruz. Neden? Çünkü eksiğe sürekli odaklıyız. Yani nefsani boyuttaki iç sesimiz sürekli bizi dürtüyor. Hadi diyor yani, hadi bir şeyler yap. Hadi şunun için çalış dediğiniz gibi. Ama orada ne var biliyor musunuz? Nüans dediğimiz şey şurada. Herkes, hadi hadi yani herkesin nefsani yapısı onu kendi ihtiyacına yönelik şekilde bir şeylere yöneltiyor. Yani bazı insan mesela çok fazla kariyer derdinde olabiliyor. Çok fazla işkolik olabiliyor. Kendim bunun içinde buldum bilmiyorum neden diyor ama aslında iç sesi onu hep o tarafa çalıştırdı. Hani hep oradan bir şeylerle tatmin olmaya çalıştı. Neden? Çünkü onun mizacında böyle bir hassasiyet var. Kimisinde de aile mesela yapısına çok takıntılı davranan, ailedeki duygusal yapıyla alakalı bir beklentiyle yaşayan insanlar var. Şimdi burada farklı farklı beklentilerle aslında bir şeyleri doldurmaya çalışıyoruz. Hepimizin koşturmacası çok ortak noktaları var ama ayrıldığı noktalar da çok var. Yani bazı insana bakıyorsunuz aileyi kurmuş, duramıyor yani. Bir daha baştan üniversiteyi okuyor, bir daha bir şeyler yapıyor. Diyor ki ben akademisyen olacağım. Diyorsun ki ya 40'ından sonra ne oldu sana diyorsun. Diyor ki ya içimde bir şey var diyor, ukde kaldı, yapacağım ben onu diyor yani. Halbuki mesela başka bir mizaç insanı böyle bir şey dürtüye sahip olmayabilir. Der ki ya aileyi kurduk, çoluk çocukla uğraşıyoruz artık. Hani başka bize bir şey kalmadı. Hani kendimle uğraşacak bir yerim yok diyebiliyor mesela. Birinde o yer varken diğerinde neden yok? İşte o tamamen aslında dünyadan alıp vereceğimiz şeylerle alakalı farklı ayrımlar var bu şekilde. İşte Enneagram diyor ki bunun gibi 9 farklı temel beklenti var zaaflarımıza yönelik beklentilerimiz. Biri diyor ki iş anlamında beni doyurmalısın. Kişinin mizacı. Bir tanesi diyor ki sevgi anlamında beni doyurmalısın. Öbürü diyor ki insanları etkilemek anlamında beni doyurmalısın. Yani iç sesim sürekli diyor ki bir şey yap. Ama ne için bir şey yap dediği kısım. Orada mesela iş insanı dediğimiz tip birler, iş odaklı insanlar hep diyor ki şöyle tam güzel bir iş ortaya koydu bir için rahat etsin yahu diyor mesela. Sürekli olarak ne yapacağım diyor. Her bulunduğu ortamda burada benim ne yapmam gerekiyor? Hadi onu en iyi şekilde yapayım. Neden diyorsun? Çünkü diyor, içim öyle rahat ediyor. Hani buyurun. Ben bir yetişkin olarak Enneagram'ı bildiğimde, bir eğitimci akademik olarak Enneagram'ı bilirsem eğer, bu Enneagram'ı bilmek benim çocuğa olan ya da önce kendime sonra etrafımdaki çocuklara olan yaklaşımımı nasıl etkiliyor olumlu manada ve hangi açıkları, eksikleri kapatıyor Enneagram? Ona geçelim o zaman. Şöyle anlatayım biraz. Aslında iletişim dediğimiz şey ne? Enneagram boyutundan baktığımız zaman mizaçların etkileşimi. Şimdi ben kendi mizacımı bilirsem, karşımdaki insanın da mizacını bilirsem, o da benim çocuğumsa mesela, iki tarafta mizacın örtüştüğü ve çatıştığı yerleri görebiliyorum. Şimdi ben eğer bunun hiç bilincinde olmayan bir insan olarak çocuğuma bakarsam aslında şunu göremiyorum. Ben bir tip bir olarak ne demiştik? İş odaklı insandı. Kendisi nasılsa karşısındakinin de öyle olmasını bekliyor. Ve diyor ki yani insan dediğin işinin sorumluluğunu alır. Hani her yaptığı şeyi hakkını vererek yapar diyor mesela. Yapmalıdır diyor. İnsan da öyle olmalıdır. Şimdi böyle bakıyor hayata. Ve çocuğuna da böyle bakıyor. Çocuğunun da böyle olması gerektiğini düşünüyor. Böyle bir beklentiyle yetiştiriyor çocuğu. E ne oluyor çocuk farklı bir mizaçtaysa eğer? Bu sefer orada bir çatışma söz konusu. Çocuğun başka bir derdi var. Çocuk da mesela daha kolaycı. Daha böyle aslında sana bir şeyleri göstersin, seni etkilesin. Ama aslında altı biraz boş. Gibi mükemmel iş ortaya koyayım derdi yok. Tip bir bakıyor diyor ki çocuğum sen benim gözümü boyamak için mi bunları yaptın diyor. Yani sen kendin için bir şeyler yapmalısın diyor mesela. Ne yapıyor? Çocuğun aslında derdinin ne olduğunu, ihtiyacının ne olduğunu ve aralarındaki etkileşimdeki çatışmanın sebebinin ne olduğunu bir türlü anlayamıyor. Benim mesela konuştuğum çok anne baba var bu noktada. Hani mizaç danışmanlığı da yapıyorum. Öğrencilere de yapıyorum. Anneler çocukları için de bunu çok ihtiyaç duyuyorlar. Ve yaptığımız, konuştuğumuz zaman şunu anlıyoruz.
Bazı mizaçlar çok çatışan mizaçlar var. Mesela birlerle yediler çok çatışıyor. Ne noktasında? Birlerin iş odaklı olması, yedilerin de işten kaçsın da hani keyif odaklı mizaç olduğu için. O da tamamen işten kaçan bir mizaç. Diyor ki ya bu çocuğu kim doğurdu? Hani bu kime çekti? Bilmiyorum diyor. Benden bu kadar zıt bir çocuk nasıl çıktı diyor mesela. Yani yatsın diyor, eğlensin, keyif, hayat böyle geçsin diyor. Yani hiçbir şey yapmak derdinde değil. Şu hayatı bir dikili taşımız olsun evladım diyor mesela. Annenin dilinde tüy bitiyor. Konuşuyor konuşuyor ama hiçbir işe yarıyor mu? Yaramıyor çünkü hep kendi penceresinden bakıyor. Kendi mizaç yapısı içerisinde bakarak kendi doğrularıyla konuşuyor. Eğer mizacı bilirsek o zaman neyi anlıyoruz? Ben mizacıma göre aslında hareket ediyorum. Ve daha dışarı çıkabilir. O pencereye hani o dar pencerenin dışına çıkabilir. Kendi mizacımın da doğrularını ve yanlışlarını görebilirim. Kendimi nelerle sınırladığımı görebilirim. Çocuğumdan neyi neden beklediğimi fark edebilirim. Ve o çocuktan belki de onları beklememem gerektiğini fark edebilirim. Yani herkes benim gibi olmak zorunda değil mutlu olmak için. Ya da işte çocuğum da benim gibi olmak zorunda değil. Ve benim beklentilerimi de karşılamak zorunda değil aslında. Ne var? O çocuğun başka bir ihtiyacı var. Ben artık onun ihtiyacına yönelik davranabiliyorum. Eğer sağlıklı bir çocuk yetiştirmek istiyorsam makul düzeyde onun mizacının ihtiyaçlarını karşılamam lazım. Sevgi odaklı bir çocuk mesela büyütüyorsam o çocuk neden benden sürekli ilgi bekliyor? Anne beni seviyor musun? Anne bugün hiç söylemedin. Anne bana neden sarılmıyorsun? Ayşe'nin annesi hep ona sarılıyor. Sen bana neden bu kadar sarılmıyorsun? Hani annesi hiç dokunsal bir insan değil diyelim ki. Hani neden sürekli sarılalım ki yani? Neden böyle bir şeye ihtiyacın var? Anlayamıyorum. Ama işte mizacı anladığım zaman biliyorum o çocuğun dokunsal bir çocuk. O çocuğun sevgiye ve dokunmaya gösterilmesine ihtiyacı var. Takdir edilmeye ihtiyacı var. Yavrum devamlı onu böyle kuzu gibi seveceğim, öyle büyüteceğim. Ne oluyor o zaman? Onun o sevgi ihtiyacını karşılıyorsun ve sağlıklı boyuta çıkmasına, sağlıklı bir insan olmasına destek olmuş oluyorsun. Eğer bunu fark etmezsem ne yapıyorum? Sürekli reddediyorum. Bu çocuk normal değil, bu çocukta bir gariplik var. Yani özellikle tip 8 çocukların anneleri inanın diyorlar ki yani psikoloğa da götürdük bu çocuk manyak, bu çocuk normal değil, aşırı öfkeli. Aşırı böyle şiddet her şeyde diyor çatışıyor çocuk yani hiçbir şey yok ortada. Hemen bir kriz ortamı çıkartıyor ortaya. Benim dediğim olacak diyor. Yapmazsanız şöyle yaparım diyor. Bizi tehdit ediyor. Şöyle şöyle çatışıyoruz. Ve bu çocuğa ne yaptıysak olmadı gibi bu özellikle 8 çocuklarının annelerinden bunu çok duyuyorum biliyor musunuz? Demek ki ortak sıkıntılar var aslında çocuklara dair. Ve mizacı anladığımız zaman çözebileceğimiz sıkıntılar. İşte burada bu bakış açısı çok kolaylık sağlıyor, hayatı kolaylaştırıyor, çocuğumuzu doğru yetiştirmeye de bizi yönlendiriyor diye düşünüyorum. Peki hocam, enneagramı öğrenmek istediğinde bizi dinleyecek olan kişiler nasıl öğrenir enneagram ve enneagramı öğrenmek, enneagramı hakim olmak bir yerde insanın kendini de keşfi sanki. Kendini tanımak. Kendini tanıyan insan bu hayat yolculuğunda daha doğru, daha sağlıklı adımlar atıyor. Daha doğru kararları alıyor. İşte iş hayatında da, evlilikte de hep döner dolanır ve yolumuz kendini tanımaya çıkar. O halde enneagram insanın kendini tanıyabilmesinin de kapısını aralayan bir süreç. O zaman şahsım için söylüyorum, ben enneagram öğrenmek istesem, bu benim ne kadar zamanımı alacak, ne kadar bunun için çaba göstermem lazım çünkü çok yani 9 tipten bahsediyorsunuz. Bu 9 tipin içindeki taraflardan bahsediyorsunuz. Yani böyle biraz meşakkatli de bir yol sanki. Ama aslında Tabii, tabii bilmesi kolay bir taraf. Hani öyle değil. şey kolay değil sanki. Ne diyorsunuz bu konuda? Evet, şimdi şöyle bir durum var. Ben paylaşım yapıyorum belki görmüşsünüzdür. Evet. Enneagramı anlatma, hani genel sistemle ilgili fikir vermek adına biraz da böyle eğlenceli olsun, görseller kullanıyorum. Bilenlere de birazcık faydalı olsun diye paylaşım yapıyorum. İnsanlar bunu seviyorlar. İşte kendi tipini bilen, işte ya da mizaçları bilen insanlar çok eğleniyorlar orada. O evet diyorlar işte şöyle böyle gibi yorumlar. O kısım çok güzel. Ama paylaşımlarla ya da işte
bir kitap okuyarak bu konuda hakimiyet kazanmak mümkün değil. Sizin dediğiniz gibi. Çünkü çok derinlikli bir konu. Çok detayları var. Dolayısıyla ilk etapta yapılması gereken hani tek bir yol var diyemem. Hiçbir zaman tek bir yol yoktur. Herkesin kendisine göre yolu vardır. Ama birkaç alternatif sunabilirim. Ne yapabilirsiniz? İşte benim videolarım var YouTube'da. Genel fikir edinmek amaçlı. Hani bu nasıl bir şey? Bu mizaçların ne bileyim yaklaşımları nedir? Mizaçlar nasıl ayrılmış? 9 tip diyorsunuz. İşte her birinin farklı yapısı var diyorsunuz. Bunlar nasıl bir şey? Biraz fikir edinmek istiyorum diyenler YouTube videolarına bakabilirler. Biraz daha üzerine okuma yapmak istiyorum diyebilirsiniz. İsmail Acarkan'ın kitaplarını öneririm. Ben de kitabı hazırlıyorum. Çok az kaldı benim de kitabıma. Belki 1-2 ay içerisinde çıkacak inşallah. Ben de biraz olayı farklı bir açıdan bakmak istedim. Çünkü bu kitaplar var zaten. Enneagram üzerine yabancı kaynaklardan da kitaplar var. İsmail Hoca'nın da kitapları var. Ben de biraz bir tık daha kurgusal bir yapıyla anlatmak istedim. Belki farklı bir şey ortaya koyarım. Oradan da bir bakış açısı olur diye düşündüm. Ben de kurgu üzerine bir kitap yazıyorum. İnşallah onu da çıkarsa artık edinirler diyelim. Evet. Şimdi çok teşekkürler. Şimdi orada yani kitap okumak tabii ki önemli ama yetersiz kalıyor. Ne yapabiliriz? Biraz fikir edinebiliriz bu şekilde. Eğer derseniz ki ben Enneagram'ı çok sevdim, videoları izledim, kitabı da okudum. Evet bu bana çok hitap ediyor. Evet bana fayda sağlayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. O zaman temel eğitimleri almanızı öneriyorum. Temel Enneagram eğitimlerini ben de veriyorum. Farklı veren yerler de var, araştırabilirler. 10-12 saatlik eğitimler düzenleniyor. Ve benim amacım bu anlattığımız 9 mizacı katılımcılara en iyi şekilde anlatmak. Aslında işin temel taşlarını çok güzel oturtacağız ki ondan sonra bu kanatlar girerse devreye ne olur? İşte farklı farklı sistemler, genel merkezler var. Onlar ne olur falan gibi detaylar biraz arkadan gelecek. İlk önce benim o tip bir dediğim şey nedir? Onu çok iyi anlamam lazım. Şimdi yüzeysel geçersem ki bunu yapan eğitimler varsa çok dikkat etsinler. Eğitim alırken çok araştırsınlar. Hani böyle tamamen işte slaytlarla falan kitap gibi anlatan eğitim olmasın. Kitapta bilgi var zaten. Ama neden yeterli olmuyor? Çünkü insana dair hikayelerle bunu göstermek gerekiyor. Yani yaşantılarla, olaylarla bunu anlatmak çok daha etkili oluyor. Dolayısıyla eğitimin böyle bir katkısı var. 9 mizacı çok iyi anladığınız zaman ilk önce hayatınız böyle bir yerine oturuyor taşlar. O yüzdenmiş bu çatışmalar. Şununla o yüzden bu kadar anlaşıyormuşum. Şu kişiyi o yüzden sevmiyormuşum diyorsunuz mesela. Peki Enneagram'ın öğrenme üzerine bir etkisi var mı? Ya da Enneagram bildiğinde ebeveyn çocuğa yaklaşımı elbet değişecektir ama çocuğun öğrenmesinde, kendini ifadesinde, akademik başarısında Enneagram'ın etkisi var mıdır? Evet, kesinlikle var. Çünkü zaten ben bir eğitimci olarak bu işlere bu yüzden bu kadar derinlemesine girdim. Ben eğitim danışmanlığı yapıyorum ve şunu fark ediyorum artık çok uzun zamandır işte 2004 yılı mezunuyum ve o zamandan beri öğrencilerle çalışıyorum. Hem bireysel bazda hem grup bazında. Şimdi neyi fark ediyoruz? Her öğrenci biriciktir. Tamam, bunu herkes biliyor. Ama ortak noktalar nereler? Ayrılan noktalar nereler? O ayrılan noktaları nasıl kişiye özel bir şekilde hani bir yol çizebilirim ona? O ayrılan noktalarla nasıl bir şey sistem kurabilirim? Onu fark etmek lazım. İşte Enneagram orada şöyle bir şey sunuyor insana. Diyor ki her mizacın öğrenme şekli de farklıdır. Her şeyi yapış şeklimiz farklıdır. Mesela tip 1 bir şeyleri böyle hızlı, planlı ama çok dikkatli yapar mesela. Ama her mizaç o kadar dikkatli değildir. Başka bir şeye odaklanır. Oradan keyif almaya. Mesela yavaşımdır. Keyif alarak tatlı tatlı yapmak isterim der mesela kimisi. Her işi yapış şeklimiz bile farklıyken öğrenme şeklimiz de farklı. Yani öğrenme şeklimiz derken mesela bir kere öğrenmenin gerekleri ne? Onları herkes kendine göre sağlamalı. Nedir o öğrenmenin gerekleri? İşte bilgiye maruz kalma şeklimizin farklı farklı zamanlarda ve farklı şekillerde olması gerekiyor. İşte işin içerisinde duygular girmesi gerekiyor. İşin içerisinde benim aktif olmam gerekiyor gibi şartlar var. Bunları kişi kendisine göre yapmalı. Kendisine göre yapmalı kısmında mizaç devreye giriyor. Mizaç diyor ki bazı insanlar daha uzun süre dikkatlerini verebilirler. Ve bu mesela çok sıkıcı bir şey anlatıyordur kişi.
Ama o mizaç ilgi alanına girdiği için dünyanın en sıkıcı konuşmasını bile dinleyebilir. Ama bunu her mizaç bunu yapamaz. Ne yapacak? Onu yapamayan mizaçlar farklı bir şekilde o bilgiyi edinmeye çalışacak. Mesela daha kısa sürelerde o kişiyi eğer muhtaçsak, o bilgiyi oradan alacaksak daha kısa sürelerle dinlesin. Mola versin. Daha sık mola versin mesela. Mizaçlar aslında bu öğrenme şeklinde zamanın kullanılmasını da gösteriyor bize. Neler, hangi materyalleri ne sıklıkla ve ne şekilde kullanacağını da gösteriyor. Kimisi diyor ki ya ben fazla hareket insanı değilim. Ben diyor daha çok böyle elimde materyallerle oturup böyle masa başında yapmak istiyorum hocam diyor. Bazı öğrenci diyor ki hocam masa başında oturamıyorum. Şimdi bunlar hep aslında mizaçla bağlantılı şeyler. İşte bunları fark edip o çocuk nereden yürümelisine destek olmak için o mizaç kısmını tespit etmek çok büyük bir kazanç sağlıyor. Her şeyi kolaylaştırıyor. Mizacı tespit ediyoruz. Tamam sen yedisin. Sen sık mola ver. Sen kendini hiç kötü hissetme. Herkes 6 saat ders çalışıyor olabilir. Sen onun yarısı kadar çalıştığın zaman kendini kutla. Çünkü senin için 3 saat çok iyi bir süre. Ne yapacağız? Kişiyi kendi ölçütlerine göre değerlendireceğiz. Herkes şu kadar saat ders çalışıyor. Herkes şu kadar soru çözüyor. Ben yapamıyorum diye hep kendimizi kötü hissetmiyor muyuz? İşte o karşılaştırmayı yapmamamız gerektiğini anlıyoruz aslında. Ve kendi yolumuzu daha net görebiliyoruz. Kabul ediyoruz kendimizi. Aa evet yani ben sıkılıyorum. Hani neden sıkılıyorum diye sorgulamıyoruz artık. Ben sıkılıyorum. Dolayısıyla daha kısa süreler, yarım saat bana iyidir. Yarım saatte bir mola vereceğim. Kimisi diyebilir. Kim der hocam ben oturdum mu 1 saat. Değil mi? Hiç problem değil aslında. Bunların problem olmadığını fark etmemiz gerekiyor aslında. Peki bu enegram sistemine göre 9 mizaç biraz anlatmanız uzun sürecek ama enegram sistemine göre mizaçların genel özellikleri nelerdir diye sormak istiyorum ve yorumlar kapalı olduğu için arkadan ufak ufak sorular gelmeye başladı. Soru sormak isteyenler de altta soru işareti butonuna bastıklarında sorularını yazabilecekler. Son 3-5 dakikamızı sorulara ayıracağız. Ben şimdi mizaç genel özellikleriyle alakalı sözü size bırakmak istiyorum. Evet, şimdi çok derin bir konu. İnanın hani girersem sırf bir tanesinden çıkamam o kadar ama birazcık ufacık değinelim. Hani bir belki kafamızda bir soru işaretini gidermiş olur. Nasıl bir ayrım var onu görmek lazım. Birazcık da bahsetmiştim, demiştim ki tip 1'ler iş odaklıdır ve hemen böyle bir şey yapalım ve onu da en iyi şekilde yapalım. Yani hayattaki bütün motivasyonu buradan geliyor. Çok enteresan ama tip 1'ler böyleler gerçekten. Çok kötü hissediyorum kendimi diyor. Neden? Çünkü işte planlarım istediğim gibi gitmiyor mesela. Planlar kurmuştum, uzun vadeli planlar, kısa vadeli planlar, her şeyi düşünmüştüm, planlamıştım. İstediğim gibi gitmiyor, çok kötüyüm diyor mesela. Herkes için bu kadar büyük bir problem değildir. Bazıları bununla daha kolay baş eder. Hemen başka B planını uygularsın sen de diyebilir bazı insanlar ama tip 1 burada ciddi bir çöküş yaşayabiliyor. Neden? Çünkü bir şeyleri çok iyi yapması lazım. Her şeyi planlıyor ve o plana uyması lazım her şeyin. Hani gibi. Şimdi böyle bir mizaç diyebiliriz. Birazcık hızlı geçeceğim. İkilere geçeyim. İkilerde dedik ki sevgi odaklı insanlar ve bütün mesele iletişimle alakalı. İnsanla bir derdim var. Şimdi duygu merkezindeki insanların böyle bir meselesi var. İnsanla dertleri var. İş yapmak falan değil onun derdi. Karşısındaki insanla güzel ve sağlıklı, tatlı bir ilişki kurmak. Diyor ki, iç sesimizin aslında hepsinin kendine özgü böyle çıkışları var. İç sesi hep konuşuyor ve hep ortamda bir şey söylüyor. Tip 1 diyor ki mesela, tip 1'in iç sesi, bulunduğun ortamda ne yapman gerekiyorsa en iyi şekilde yap. Tip 1 bir yere gidiyor, hemen bakıyor burada ne yapmalıyım, burada ne yapılır. Ya da diyor ki, kimler ne yapmış, neyi nasıl yapmışlar, ne kadar eksik yapmışlar gibi. Hep böyle İç ses bununla odaklı yaşıyor. Şimdi tip 2 sevgi odaklı bir insan olduğuna göre diyecek ki onun iç sesi karşındaki insanla sağlaman gereken güzel tatlı ilişkiyi kur. Bunu yapabilmek için elinden geleni yap. Şimdi bu elinden geleni yap kısmı ne yapıyor tip 2'lerin? Çok böyle verici. Her şeyi hoş görürüm, seni pamuklara sararım. Yeter ki sen bana o sevgiyi göster gibi. Hani bana bunu göster yani buna ihtiyacım var. Neden bu kadar ihtiyacın var? Çünkü işte o iç ses senden bunu istiyor. Ne o iç ses kim? Nefsani yapımız. Mizacımız. Şimdi tip 3'lere geliyorum. Tip 3'ler diyorlar ki
Onlar da etki odaklı insanlar diyebiliriz. İmaj odaklı, etki odaklı diyebiliriz. Onların da insanlarla bir derdi var. Dedik ki duygu merkezi insanları bu üç mizaç yani ikiler, üçler, dörtler insan ilişkilerinde bir dertleri var. Bütün meseleleri orada. Tip üçler de diyor ki karşımdaki insandan bir şey istiyorum. Onu sağlarsam mutlu ve tatmin olacağım. Ama ikiler gibi beni sevsin sevsin değil. Başka bir şey. Nedir o? Bana hayranlık duysun. Onu şöyle bir etkileyebildiğimi, içerisinden bir wow dediğini falan hissetmek istiyorum diyor. Yani acayip bir şey. İşte aslında sosyal medyada bu insanları çok güzel anlayabiliyoruz. Çünkü bakıyorsun selfie, selfie, günaydın selfie, iyi akşamlar selfie. Hani o selfie nedir diyorsun. Şimdi başka mizaçlar bunu anlayamıyor. Siz rahatsız mısınız diyor yani. Bu nedir diyor. Bu normal değil diyoruz mesela değil mi? Ama işte tip 3 insanı bunu çok seviyor. Yani kendisini paylaşsın, güzel fotoğrafları olsun, insanlar beğensinler ve övgüler yazsınlar altına. İşte ben o zaman mutlu ve tatmin bir insan oluyorum. Şimdi bu garip bir şey mi? Bir insandan sevgi beklemek kadar hayranlık beklemek de aslında ikisi de aynı şey. Ama bizim kültürümüzde tabii sevgi beklemek daha masum bir beklenti oluyor. Daha doğal bir beklenti gibi görünüyor. Hayranlık beklemek daha çirkin bir beklentiymiş gibi görünüyor. Ama aslında beklenti dediğimiz şeyde bir sıkıntı var. Hani aslında orada bir zaafımız var. Neden bir şey bekliyoruz? Sıkıntısı var aslında. Orası hassas nokta. Şimdi dörtlere gelelim. Dörtlere geçmeden önce Buyurun. sorayım. Bir kişinin bedeninde yani iki ya da üç tip birden görülebiliyor mu? Onu şöyle söyleyebiliriz. Aslında Enneagram sistemine göre bir tane temel mizacımız var. Hı. Temel mizaç bir tane. Ağır basan bir tane. Yani ağır, evet, ağır basan bir tane. Ama kanadımız olabilir. Yani diğer yanımızdaki rakamlardan da hafif hafif mizaç özellikleri taşıyorsak oradan bir kanadım da olabilir. Dolayısıyla iki mizaç da olabilirim. Bir de Enneagram diyor ki zaten o senin temel mizacının sistem içerisinde streste ve rahat modda gittiği farklı mizaçlar var diyor. Şimdi eğitimde bunları da anlatıyoruz. Ve diyor ki yani sen sadece tip 1'sen sadece tip 1 değilsin. Stres modunda ve stres dediğimiz şey bizim anladığımız bir stres değil. İhtiyacın karşılanmaması. O temel beklenti var ya. Onu karşılayamadığında girdiği ruh yapısını, ruhani hissiyat diyelim ona. O hissiyat farklı bir mizaca gitmemi sağlıyor. Farklı mizacın olumsuz özelliklerini göstermemi sağlıyor. Eğer ben rahat moddaysam yani ihtiyacım karşılandıysa o zaman da yine kendi potansiyelimden çıkıp farklı bir mizacın olumlu özelliklerini göstermeye başlıyorum. Aslında böyle çok matematiksel bir sistem var ortada. O harita dediğimiz şey bu. Çok derinlikli dediğimiz şey bu. Ama hani özet olarak geçersek tek bir mizaçtan ibaret değiliz aslında. Bunu diyebiliriz. Teşekkür ederim. Tip 4 dedik. Evet, tip dörtlere gelelim. Onlar da yine ne dedik? Duygu merkezindeler ve insanlarla alıp veremediği bir şey var. Yine meselesi karşısındaki insanla. Diyor ki, sevsin isterim diyor. Tamam, hayran olsun o da güzel bir şey. Ama diyor, benim daha büyük bir derdim var. Ben kendimi anlatacağım. Lütfen siz de beni anlayın. Şimdi tip dörtler diyorlar ki mesela, ya sevsin isterim ama diyor, anlamadan sevdiği zaman diyor bana çok itici geliyor diyor mesela. Hani karşımdaki insanları çok seveceğim. Herkesi çok seven bir insan mesela. Bana da böyle çok koruyucu, kollayıcı, sevgi dolu yaklaşıyor böyle. Daha beni hiç tanımıyordan böyle davranıyor. Tip 4 bundan rahatsız oluyor. Diyor ki ya sen beni bir kim olduğumu anla. Eksiklerimi, artılarımı, her şeyimi bir gör. Ondan sonra beni kabul et ve öyle sev. Neden böyle zırt diye beni seviyorsun? O zaman benim için değerli değil diyor. Çok enteresan bir yapı. Önce anla diyor yani. Bütün meselesi bende bir derinlikli bir yapı var ve senin bunu anlamanı istiyorum. Anlayabildiğin ölçüde rahatlıyorum. Anlayamadığın ölçüde bunu daha çok anlatma derdine düşüyorum. Şimdi o derdine düşmek yine işte bizi sağlıksız bir yere kaydırabilir. Ben böyle çok marjinal bir insan olabilirim. Beni anlayamadınız size göstereceğim kim ne kadar farklı bir insan olduğumu diyebilirim. Böyle acayip şeyler yapabilirim. Neden? Çünkü ben farklı bir insanım. Beni anlayın.
diye. İşte bütün mesele o derdin bir şekilde karşılanması, o beklentiyi bir şekilde karşılamak için bir şeyler yapıyoruz. Şimdi 5'lere geliyorum. Tip 5'lerde şimdi duygu merkezinden çıktık, bilgi merkezine geçtik. Tip 5'lerde bilgi odaklı insanlar. İnsanlarla derdimiz bitti artık bu grupta. İnsanlarla derdim yok. Neyle derdim var? Bilgiyle derdim var. Bilgi odaklı insan demek, karşımdaki etkileşim sevdi sevmedi, hayran oldu, anladı anlamadı, hiçbir şeyle derdim yok. Hiç önemli değil diyor. Onlar seninle alakalı diyor yani. Neyi seversin sevmezsin hiç problem değil diyor. Nedir önemli olan? Ben diyor şu hayatta bir şeyler öğrenmeliyim. Bir şeyler yapabiliyor olmalıyım. Yani o yapabildiğim şeyler derin bilgilerden gelmeli. Ben diyor bir bilgiyle karşılaşınca hemen onu alırım. Tabii bunu içgüdüsel olarak söylüyor. O bilgiyi alırım, anlarım, anlamlandırırım, kavrarım. Eski bilgilerle karşılaştırırım, kütüphaneme dönerim, özenle o kitabı yerleştiririm. O artık benim için çok önemli bir, kıymetli bir bilgi oldu. Şimdi başka bir bilgiye geçelim. Öğrenmeliyim, öğrenmeliyim. Hele ki ilgi alanım vardır birkaç tane tip 5 olarak. O ilgi alanlarımda derinleşmeyi severim. Böyle gece gündüz o konularda konuşalım, bilgimizi arttıralım. Sen bana bildiklerini anlat, ben sana anlatayım. Oradan daha güzel bir bilgi ortaya çıkar. Analiz yapalım, sentez yapalım, hipotezler ortaya koyalım. Yani bilim insanı gibi, zaten bu insanlarda hep mesleki anlamda da yönelmeler farklılaşıyor. Mesela tip 5'lerden inanın bir iki tanesinden bile akademisyen olmak istemiyorum duymadım. Hepsi akademisyen olmak istiyorlar. Neden? Çünkü okul onların yuvaları. Okul onların beslenme kaynakları. Hayatta okul çok kıymetli onlar için. Bunun gibi böyle işte birçok şeyi şekillendiriyor aslında mizaç. Hayata bakış açımızı şekillendiriyor. Altılara gelirsek, altılar da bilgi merkezindeler. Onlar da bilmek istiyorlar. Yine aynı şekilde bilelim, öğrenelim derdindeler ama farklı bir sebep için. Altılar da diyor ki ben kendimi güvende hissediyorum. Bildiğim zaman sırtımı böyle sağlam bir şeye dayamış gibi hissediyorum. Bilmediğim zaman diyor her an devrilebilirim. Çok tehlikeli, çok riskli. Bilmezsem çok kötü bir durumdayım. Yani elim ayağım birbirine karışır. Bilmem lazım. Bileyim diyor yani bir risk var mı, yok mu? Ona göre hayatımı şekillendireceğim. Ve bu insanlar tabii biraz daha şüpheci olmaya yatkın. Biraz daha böyle o güven hissini herkesten yakalayamayacağını bilip daha böyle temkinli davranan, tedbirli davranan, buna odaklanan insanlar oluyorlar. Davranışlarımızı bu şekilde şekillendiriyor diyebiliriz. Tip 7. Yedilerden devam ediyorum. Yedilerde yine bilgi merkezinde olmalarına rağmen çok enteresan bir mizaç. Çünkü diyor ki ben bilgiden keyif alırım. Hayatta aslında keyif odaklı insanlar ve diyor ki bilgiyi de keyif almak için kullanırım ben diyor. Yani böyle bilgiyi öğreneceğim, eğleneceğim. Aa bu da mı varmış? Anlat anlat daha neler var? Yani sanki böyle bir dedikodu malzemesiymiş gibi çok eğleniyormuş falan gibi bilgiden keyif alıyor. Acayip merak ediyorum diyor. Anlat diyor. Çekirdek çitleyip seni dinleyeceğim diyor mesela. Ama aslında konuşulan mesele bilgi. Orada birazcık şöyle durumlar var, detaylar var tabii ki. Diyor ki bilginin keyif verdiği kısmını severim. Hani ne dedik? Böyle çekirdeği çitleyeceğim, tatlı tatlı seni dinleyeceğim. Merakımı gidereceğim. Ama şimdi bu kadar öğrendin, hadi birazcık daha ilerleyelim mesela. Diyelim ki dil öğrenmeyi düşünün. İlk önce böyle kursa gider, çok eğlenir orada. Hemen ilk başlarda çok böyle aktiftir. Öğrenme heveslisidir falan. Sonra ne olur? Zamanla işler derinleşmeye başlar. Dil konusunda işte ne bileyim belki İngilizce ise eğer tensler devreye girer, fiil çekimleridir, gramer yapılarıdır falan ne oluyor? İş zorlaşmaya başlıyor. Var mı? Tip 7 diyor ki, tip 7 ne yapıyor? Ben artık keyif almıyorum buradan. Benim buradan kaçmam lazım diyor. Sıkıldım diyor. Şimdi bu mizaç mesela avantajı ne? Bilgiye bir düşkünlük var. Bilgiye bir hassasiyet ve önem veriyor. Ama dezavantajı ne? Burada çabuk sıkılma durumu söz konusu. Ne yapacak? Yolunu buna göre çizecek. Bir kere şunu bilmesi lazım. Tabii ki insan mizaçtan ibaret değil. Yani buna mahkum değilsin aslında. Yani kendini bir şeylere zorlayabilirsin. Zorlandığın yerlerde devam etmeye kendini zorlayabilirsin. Ve aslında bu seni geliştirir. Yani rahatsız olduğumuz her şeyden kaçmak da aslında insanı geliştiren bir şey değil. İnsanı geliştiren rahatsız olduğu halde
orada bir şeyleri yapmaya devam edebilmek. Ve problem çözme Yedilerde, becerisi. evet. Yani yedilerde aslında onu bilmesi lazım. Onu bilmediği zaman şöyle yapıyor. Maymun iştahlı bir şekilde onu deniyor, buna gidiyor, şunu yapıyor. Bir bakıyorsun her şeyi yarım bırakmış. Bir yaşa gelmiş mesela konuşuyorsunuz diyor ki ya bu kadar mı her şeyi yarım bırakırım diyor. Şunu da denedim olmadı. Bundan da sıkıldım. Şöyle de yaptım. Şunu bile denedim falan diyor. Öyle şeyler söylüyor ki şaşırıyorsunuz yani. Bu Evet. kadar mı denedin her şeyi? Ama neden bir tanesinde uzmanlaşamadın? Çünkü onu fark edemedi. Yani aslında ilgi alanını bulduğu yerde çok iyi derinleşebileceğini, birazcık da sağlıklı boyutta kendisini bir şeylere zorlayabileceğini fark etmediği için kendisi standart boyutta bir insan olarak kalarak biraz maymun iştahlı olarak hayatına devam etti gibi bir şey, bir tablo çıkabilir karşımıza. Tip 8 ve tip 9 ile ilgili de hızlıca birkaç cümle alayım. Vaktimizi soruyoruz. Tamam. Bekleyen birkaç sorumuz var, onlara bakalım. Tip 8 ile alakalı konuşurken çocuklarla ilgili bir kıskançlık ve öfkeden bahsetmiştiniz. Yanılmıyorum değil mi? Peki, tip 8'i Evet. özellikle çocuklar açısından dinlemeyi daha çok istiyorum. Tamamdır. Şöyle anlatayım. Sekizlerde hakimiyet odaklı insanlar ve çocuk bile olsa daha dünyaya geliyor. Diyor ki benim istediğim olacak. Ben Evet. şunları seçtim. Onları yapacaksın. Bana şu elbiseyi giydireceksin. Ben yediğimi şöyle yiyeceğim. Ben diyor mesela makarnada çatalı batıracak. Yiyecek, değil mi? Hadi çocuğum çabuk ol diye sen batırdın ona verdin ağzına. Diyor ki onları geri bırak diyor. Ben o senin verdiğini yemem. Ben seçeceğim o makarnayı diyor. Bu gerçek. Bunlar gerçek yani. Hani her şeyde sanki seni zora koşuyormuş gibi hissediyorsun. Ama sadece çocuk kendine ait bir alan tanındığını hissetmek istiyor. Ben diyor bırak özgür bırak ben seçeceğim. Ben karar vereceğim. Bunu yapmazsan da sana kızacağım. Şiddet ve öfke yanım ortaya çıkacak. Ve sen beni zorlarsan bir zorbaya dönüşeceğim. Tip 8'ler eğer anne baba onu anlayamazsa, ona işte o alanı tanımazsa, onunla inatlaşırsa çok ciddi anlamda sağlıksız boyuta kaçarak, kayarak diyelim, ciddi sıkıntılar, okulda böyle işte dediğim gibi zorbalık yapan, şiddete hemen mesela en ufak bir şeyde çözümü şiddette arayan çocuklar olabiliyorlar. Orada ne yapmak lazım kısmı çok kıymetli. Yani bunu gerçekten bilmek lazım. O tip 8'ler aslında belki çocuklarda en büyük sıkıntı gördüğümüz. Bir tembeller olarak 7'lerde sıkıntı görüyoruz. Bir şiddet yanlısı olarak böyle 8'lerde sıkıntı görüyoruz. İşte orada ne yapmak gerektiğini bilmek lazım. Belki de bir yayında da onları konuşabiliriz. Yani o İnşallah kısım da çok çünkü isterim. ayrı bir hikaye. Çok isterim. 9'lara geçiyorum. Şimdi 9'larda yine merkezler olarak söylemedim ama hemen onu da söyleyeyim. Tip 1'ler, 8'ler ve 9'larda eylem merkezindeler. Ve eylem merkezinde zaten tip 1'ler ne dedik? Hemen iş odaklı, ne yapılacak diye bakıyor dedik. 8'ler de eylem merkezinde. O da fiziksel güç olarak hani bir şeyler yapacağım, ben yapacağım diyor. 9'lar da diyor ki huzuru sağlamak için bir şeyler yapmalıyım. O da huzur odaklı, uyum odaklı insanlar diyebiliriz. O yüzden de diyor ki yani bütün enerjimi bu ortamdaki insanlar arasındaki huzuru sağlamakta kullanmalıyım. O yüzden de böyle çok dingin, sakin, uyumlu, anlayışlı insanlar oluyorlar. Şaşırıyorsunuz diyorsunuz ki yani sabır taşı olsa çatlardı. Sen buna nasıl sabrettin diyorsun mesela. O kadar zor bir insan var ki karşısında ama ona sabredebilmiş. Ya bunu nasıl yaptın? Hani sen herhalde böyle maşallah evliya gibi bir insansın gibi görüyoruz. Öyle bir sabırları var yani gerçekten. Ama tabii bu onların artı yanları ve bütün enerjiyi buraya harcıyorlar. Eksi yanları ne? Birazcık böyle eylemde, harekete geçmede geç kalabiliyorlar. Diyor ki yani mümkünse kendi kendine olay çözülsün. Hani benim çatışmama, benim böyle masaya yumruğumu koymama gerek kalmasın. Siz kendi aranızda çözün. Çözemiyor musunuz? Lütfen tatlı tatlı çözün. Yani lütfen bu işi çözün. Benim bir şey yapmama gerek kalmasın gibi bir durum birazcık bu anlamda birkaç his söz konusu. Dokuzlarda böyle yani çok kısa anlattım ama bu şekilde genelleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. O halde yetişkinlik yaşamında bu tip özelliklerine bakacağımız zaman işte 8 ile 9'un evliliği o halde hani bu yaşanılan çatışmaları çözme becerileri elde etmezler ise zannediyorum biraz tekrara düşecekler o yaşadıkları problemlerde değil mi?
Evet, şimdi şöyle bir durum var. Evliliklerde insan şimdi mizacı bildiği zaman bana bazı sorular geliyor katılımcılardan. Diyorlar ki yani hocam hani kimle evlenmek lazım? Uyumlu olduğumuzu nasıl anlayacağız? Mesela işte tip dörtlerle mi evlenecek? Hani ne yapacağız? Nasıl anlayacağız o uyumu? Orada ben de şu gerçeği söylüyorum. Hayata baktığınız zaman yani enneagram bilen bir insan olarak etrafa baktığınız zaman farklı ve tam zıt mizaçların birbiriyle evlendiğini görüyorsunuz çoğunlukla. Evet. Çoğunlukla neden? Çünkü hani bir söz vardır. Allah dağına göre kar verir diye. Hep bir taraf bir tarafı bazı anlamda idare eden. Şimdi iki taraf da masaya yumruğunu koysa, iki taraf da sekiz olsa, hemen çatışalım olsa ne olacak? Çok fazla çatışma olan bir aile hayatı. Şöyle Buyurun. bir de var sanki. Bu bensem eğer, bendeki boşluklar hayatıma giren eşimle birlikte dolduğunda aslında bu eksiklik oluyor. Evet, baktığınız zaman yapı olarak eşlerde işte biri dinginken öbürü daha hareketli oluyor ya da eminim biri çok heyecanlıyken öbürü sakin oluyor. İşte o boşluklarımızı tamamlıyoruz aslında, bir bütün oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir program daha yaparız sizinle. Çok hızlı geçti, hızlı geçti. İnşallah. Müsaadenizle şu sorular kısmına bakayım. Bakalım. Niye yorumlar kapalıya cevaben söyleyeyim. Hem konuşmacımızın dikkati dağılmasın diye hem de sonrasında bunları farklı hesaplarda paylaşacağımız için sizlerin yorumları ve isimleri görünmesin diye. Hangi tip olduğumu nasıl anlayacağım diye bir soru gelmiş. Zannediyorum çok başlarda gelmişti. O soruyu soran kişi de bir takım cevaplar almıştır. Eğer alamadıysa da size özelden uzlaşmasını rica ediyorum. Sorulara cevap verirsiniz özelden de ulaşanlara. Ben projeye dahil olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli zamanınızı Ben ayırdığınız için teşekkür ederim. teşekkür ediyorum. İnşallah dinleyen ve dinleyecek olanlar da güzel izler bırakabiliriz. Biz bu programı daha sonrasında YouTube hesaplarımıza ve Instagram'da da paylaşacağız. İzlemek isteyenler daha sonra oradan da izleyebilirler. Tamamdır. Davet ettiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. İnşallah katılımcılar da faydalanmıştır, dinleyenler de. İnşallah. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah. Ben İyi çok akşamlar iyi diliyorum. akşamlar, çok sevgiler, hoşça kalın.